Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle spiritüel dosing, şifa ve arındırma seansı uygulayacağız. Biraz size spiritüel dosing hakkında bilgilendirme vereyim. Ne olduğunu belki merak ediyorsunuzdur. Spiritüel dosing, sarkaçla arınma ve şifalanma olarak adlandırılan bir yöntem arkadaşlar. Sarkaçla çalışma yapıyoruz. Spiritüel dosing'de. Spiritüel dosing, içimize aldıklarımızı dışa vurmanın bir yolu olarak da tanımlanır. Genel anlamda bir dosing arama diye de geçmektedir. Jean Adrienne Miller, psikolog, şifacı ve spiritüel eğitmen olan Jean Adrienne arınma sistemlerinin de geliştiricisi aynı zamanda ve spiritüel dosing'i de geliştiren Jean Adrienne Miller'dir. Sarkaç kullanılarak uygulanan bir bütünsel şifa yöntemidir. Bununla neler yapabiliriz? Kendimize, arkadaşlarımıza, ailemize, evcil hayvanlarımıza, bitkilerimize, her şeye kullanabileceğimiz bir yöntemdir spiritüel dosing. Benim de çok severek kullandığım bir yöntemdir gerçekten. Sarkaç bir geri bildirim aracıdır arkadaşlar. Sarkacı çalışma öncesi programlıyoruz. Enerjimizle bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Ve yüksek bilincimizle yaptığımız bu çalışmada bize yön göstermesi için programlamış oluyoruz. Spiritüel çalışmalarda genellikle sorularımıza yanıt aldığımız erişim noktası yüksek benliğimizdir arkadaşlar. Bu çalışmada da üst bilincimizden yanıtları almaya niyet ediyoruz. Bu çalışmayı her zaman olduğu gibi zaten bütün şifa çalışmalarında da hep aynı şeyi yapıyoruz. Bunda da yine teslimiyet halinde oluyoruz. Yüksek bilincimizle bağlantıda olarak çalışıyor olacağız. Ve ben hepimizin adına sarkacı kullanıyor olacağım. Ve bu arındırma işleminin gerçekleşmesi için talepte bulunacağım. Sizler de enerjiyi takip ederek bana izin vereceksiniz arkadaşlar. Eğer bu uygulamayı öğrenmeyi seçerseniz, aranızda belki seçecek olan arkadaşlarım da olabilir. Çünkü böyle oluyor genelde. Hayatınızda ne değişiklikler olacak, size ne katkısı olacak? İsterseniz önce buna biraz değineyim. Neden derseniz, bu yöntemi öğrendiğiniz zaman arkadaşlar düzenli bir uygulama ile her sabah mesela yapabileceğiniz beyin kimyasını, sağ sol lobları dengeleme, organlarımızı ve salgı bezlerini dengeleme işlemini yapabilirsiniz. Bu her gün kendinizi daha iyi hissetmenize katkı olur. Ve bunların protokolleri var. Eğitimde bu protokolleri zaten veriyoruz herkese. Enerjimizi, evimizi olumsuz enerjilerden arındırma işlemi uygulayabiliyoruz. Her yer için, evimiz için, iş yerimiz için, yani ne fark etmiyor neresi olursa olsun, her yer için mekan temizliği yapmamız mümkün oluyor. Evcil hayvanlarımız için uygulama yapabiliyoruz. Bitkilerimiz için uygulamalar yapabiliyoruz. Herhangi bir niyetinizi ifade ederek blokajların şifalanmasını seçebiliyorsunuz. Ve şunu ifade etmek isterim ki arkadaşlar, ruhumuzun bir bölümü zihinsel olarak başka noktalarda kalabiliyor. Ya da başka boyutlara takılı kalmış olabiliyor. Bu noktada işte ruh parçacıklarınızın önce bu boyuta getirip bu bütünlüğü bedenimizin içine getirme protokollerini uygulayabiliyoruz. Yaşadığınız bir sorunun kaynağı geçmiş yaşamdan geliyorsa bunun arındırılması için uygulamalar yapabiliyoruz. Geçmiş yaşamdan getirdiğiniz olumsuz sözler ya da anlaşmalar, olumsuz inançlar varsa bunların hepsinin arındırılması yönünde uygulamalar yapabiliyoruz. Yaşadığınız sorunu, mesela parayla ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Bunu kaynağı sebebi enerjisel bir atanıza bağlı ise, atalarınız ile bağlantısı var ise yani bu konuda arındırma işlemleri yapmak mümkündür.
Biliyoruz ki bu enerjetik kalıplar, tanımlar alanımızdan kalktığı zaman çok daha net algılayabilir, daha öngörebiliyoruz. Mesela puzzle'ın parçaları içerisinde kalmak yerine puzzle'ın bütününü görebilme yeteneğimizi tekrar açığa çıkarmamız da mümkün oluyor. Ve bu olumsuz duygulardan söz etmesek olmaz mesela. Her çalışmanın olmazsa olmazı olumsuz duygular. Olumsuz duygular bedenimiz üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyorlar. Düşük titreşime sebep oluyorlar. Onun için bedenimizi ağırlaştırıyorlar. Bu da fiziksel düzlemde bizim gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri zorlaştırabiliyor. Bu noktada organlarımız üzerinde arındırma işlemleri yapabiliyoruz. Belirli organlar üzerinde cinadrian, miller, sarkacımızla nasıl temizlik yapabileceğimizi, nasıl arındırabileceğimizi protokollerinde bizimle zaten paylaşmış durumda. Korku, öfke, üzüntü, utanç, suçluluk, aşağılanma gibi olumsuz duyguların, pardon, olumsuz duyguların organlarımız üzerindeki etkilerinin arındırılması için de uygulamalar yapabiliyoruz. Bu yaşamda yaşamış olduğunuz cinsel deneyimlerden kaynaklanan olumsuz enerjileri kontrol edip arındırma işlemi yapabiliyoruz arkadaşlar. Toplantılarınızın, görüşmelerinizin enerjisini gitmeden evvel arındırabiliyoruz. Yolların enerjisini temizleyebiliyoruz. Kendi üzerinizde sık sık enerjinizi temizleyip gideceğiniz görüşmede olabilecek enerjisel tıkanıklıkları engellemek adına kendi enerjinizi dengeye koyarak, arındırarak, dengeleyerek olumlu titreşimleri yükleyebilirsiniz. Uzaktan da uygulamalar yapabiliyoruz. Mesela şu anda benim sizlere yapacağım gibi. Ve tabii ki olmazsa olmazımız çakralarımız üzerinde de çalışmalar yapabiliyoruz. Artık herkes biliyor çakraların ne anlama geldiğini. Onun için bunlardan bahsetmeyeceğim sizlere. Çakralarımız üzerinde fiziksel ve duygusal şok durumlarında çakralar olumsuz etkilenebiliyor. Yırtılabiliyor, blokajlar oluşabiliyor. Bazen varlıkların enerjileri çakra içinde saklanabilir. Bu spiritual dosing uygulaması ile onları doğru yerine koyarak yeniden hizalayabiliyoruz. Blokajları kaldırabiliyoruz. Varlıkları serbest bırakabiliyoruz. Tamir edebiliyoruz, arındırabiliyoruz, dengelemek ve uyumlu hale getirmek şeklinde bu işlemleri sarkacımızla hepsini uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi seansımıza başlayalım dilerseniz. Önce teslimiyete geçelim. Dik bir şekilde oturalım arkadaşlar. Gözlerimizi kapatalım. Omuriliğimiz dik olsun lütfen. Ayaklarımız yere bassın. Derin bir nefes alalım ve yavaşça nefesimizi verelim. Enerjimizi taç çakradan kuyruk sokumuna, omurgamızın ön yüzünden akan ilahi hattımıza çekiyoruz. Derin nefesler alalım. Nefesimizi verirken ilahi hattımıza çapalanıyoruz. Omurgamızın ön yüzünden akan bir ışık tüpü hayal ediyoruz. Varlığımızın özü burada bulunmaktadır. Şimdi teslimiyete geçerek yüksek benliğimize bağlanıyoruz. Bizim irademiz değil, senin iraden olsun diyoruz. Şimdi ben sizin gözleriniz kapalı kalsın. Ben niyetimizi edeceğim sizlerin adına. Sevgili Allah'ım,
Lütfen bu seans boyunca bizimle birlikte ol. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın bolluklarına, bereketlerine, kazançlarına etki eden, geçmişten gelen veya şimdiki yaşamdan gelen her ne blokaj varsa, her ne engel varsa, bütün blokajların, kayıtların kaynağına bizi götür ve bütün zaman, boyut ve mekanlarda geçerli olmak üzere tüm blokajlardan arınabilmemiz için bize destek ol, yardım et. Bunun için sana teşekkür ederim. Şimdi ben seansımıza başlıyorum. Sistem gruptaki danışanlarımı tanıyor mu? Evet, teşekkür ederim. Bu seansı yapmaya izinli miyim? Evet, teşekkür ederim. Birinci sayfadan başlayayım mı sevgili Sarkacığım? Birinci sayfadan başlayayım mı? Evet. Evet, birinci sayfadan başlıyorum arkadaşlar. Birinci sayfa parazitler. Parazitleri temizleyeceğiz. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın üzerinde negatif entitiler, demonik güçler, gizli entitiler, demonlar etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın üzerinde bulunan bütün negatif entiteleri, demonik güçleri ve gizli entiteleri, demonların toplanarak öteki tarafa götürülmesini talep ediyorum. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın saf ışığıyla, Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doldurulmasını talep ediyorum. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Bitince durabilirsin sevgili Sarpacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımı negatif enerjetik kalıplar ve negatif düşünce formları var mı? Evet. Beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın etkileyen negatif enerjetik kalıplara ve negatif düşünce formlarının toplanıp öteki tarafa götürülmesi talep edilir. Toplama işlemi bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Toplama işlemi bitince durabilirsin. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın saf ışığıyla, Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doldurulması talep edilir.
Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın üzerlerindeki lanet, nazar ve büyüler etkiliyor mu? Evet. Teşekkür ederim. Beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan, bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın üzerlerindeki lanetlerin, nazarları ve büyüleri toplayıp öteki tarafa götürülmesi talep edilir. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın saf ışığıyla, Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doldurulması talep edilir. Bitince durabilirsin sevgili Sarpacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın evlerinin, iş yerlerinin, arazilerinin ve çevrenin etkisi var mı? Evet. Teşekkür ederim. Beşinci boyut ve ötesi ruhsal dostlarımdan, bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın evlerinin, iş yerlerinin, arazilerinin ve çevrenin bütün etkisinin toplanıp öteki tarafa götürülmesini talep edilir. Bitince durabilirsin. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın saf ışığıyla, Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle doldurulması talep edilir. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın eğer varsa ölüm, hastalık, eş, bağımlılık, kurban olma, keder, hüzün ve benzeri negatif titreşimleri var mı? Evet. Beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan, bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımı etkileyen ölüm, hastalık, eş, bağımlılık, kurban olma, keder, hüzün ve benzeri negatif titreşimlerin toplanıp öteki tarafa götürülmesi talep edilir.
Bitince durabilirsin. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın koşulsuz sevgisi, Yaradan'ın saf ışığı, bolluğu, kusursuz sağlığı, başarıyı doldurulması talep edilir. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın negatif ruhsal rehberleri var mı? Evet. Bu grupta bulunan arkadaşlarımı ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımı etkileyen negatif ruhsal rehberlerinin değiştirilmesi ve yerine pozitif rehberlerin doldurulması talep edilir. Negatif ruhsal rehberlerden arındırılarak yerine pozitif ruhsal rehberlerin doldurulması talep edilir. Doldurma işlemi bitince durabilirsin. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarıma negatif karmik etkileri var mı? Evet. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın üzerindeki negatif karmik etkilerin nötrlüze edilmesini ve yerine pozitife çevrilmesini talep ediyorum. Önce nötralize ediyorum. Bayağı da güçlü dönüyor. Bitince pozitife çevrilmesini talep ediyorum. Bitince durabilirsin sevgili Sarpacığım. Teşekkür ederim. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımın üzerinde negatif astrolojik etkileri var mı? Var. Bu grupta bulunan arkadaşlarımın ve sonradan izleyecek olan arkadaşlarımı etkileyen negatif astrolojik etkilerin nötrülüze edilmesini talep ediyorum. Ve boşalan yerleri Yaradan'ın saf ışığıyla dolmasını talep ediyorum.
Bayağı da bu da çok etkili dönüyor. Ve boşalan yerlerin Yaradan'ın saf ışığıyla doldurulmasını talep ediyorum. Bitince durabilirsin sevgili Sarkacığım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi birinci sayfamızı bitirdik. İkinci sayfadan devam edeyim mi? Hayır dedi. Üçüncü sayfadan devam edeyim mi? Hayır dedi. Dördüncü sayfadan devam edeyim mi? Hayır dedi. Teşekkür ederim sevgili Sarkacığım. Şimdi derin bir nefes alalım arkadaşlar. Ve tepe çakramızdan giren ışığı tüm bedenimizi doldurduğunu, bedenimizi aydınlattığını ve omurgamız boyunca bu ışıkla dolduğunu, tüm hücrelerimizi aydınlattığını fark edelim. Derin nefesler alıp verelim. Bu ışığın tüm çakralarımızı doldurduğunu, bedenimizden taşarak enerji alanımıza, dünyadaki tüm algılanma ve referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini, referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini diliyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini, stabilize edilmesini diliyorum. Ve hepimizin gökkuşağı ışığı tabakasına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal, evrensel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Şimdi derin bir nefes alalım ve yavaşça verelim. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözünüzü açabilirsiniz. Hepinize şifa olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.